Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Seryu yıldız üçgen zaman rulesi ile basit bir şekilde yıldız üçgen devresi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ya start stop yapacaksanız start stop devresi yapmanız gerekiyor ya da 0-1 anahtar kullanacaksanız 0-1 anahtar ile Seryu'ya enerji vereceksiniz ve rölenin üzerinde yıldız ve üçgen bağlantıları mevcuttur. Üzerinde ise yıldızın ve üçgenin de zaman ayarları mevcuttur. Çok basit bir şekilde devreyi oluşturabiliyorsunuz. Şimdi kumanda devresine geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Şu anda kumanda sigortasından çıkarak biz 0-1 anahtar ile sistemi çalıştıracağız. Daha önceki videomuzda start stoplu devre yapmıştık. Bunu ise farklı bir şekilde sizlere uygulamasını gösteriyoruz. Kumanda sigortasından çıkarak devremize başlayalım. Kumanda sigortamızdan bir tane kablo alıyoruz. Aldığımız kabloyu 0-1 anahtarın bir ucuna bağlıyoruz. Anahtarın burasındaki ucu bizim açık kontak. Açık kontağın bir ucuna giriş yapıyoruz. Açık kontağın diğer ucundan çıkıyoruz. Bir tane kablo alıyoruz. Seryu yıldız üçgen zaman rulesinin A1 ucuna bağlıyoruz. Seryu yıldız üçgen zaman rulesinin A1 ve A2'si 220 volt ile çalışıyor. A1 ve A3'ü ise 24 volt ile çalışmaktadır. 24 volt AC ve DC de çalışmaktadır. Şimdi anahtardan çıktığımız kablomuzu buradaki A1 ucuna bağlıyoruz. Biz 220 voltluk bir sistem yapacağımızdan dolayı A2'sine ise nötr bağlantısını gerçekleştireceğiz. Şöyle mavi bir tane kablo alıyorum. A2'sine mavi kablomuzu takıyorum. Bunu ise aşağıda bizim nötr dağıtım klemensimiz mevcut. Oraya bağlantısını gerçekleştirelim. Solda görmüş olduğunuz mavi klemensimiz bizim nötr dağıtım klemensidir. Biz Seryu'nun A2'sinden gelen ucumuzu buraya bağlıyoruz. Sıradaki işlem ise M kontaktörünün A1'ine gelen uçtur. Bunu biz ister anahtar çıkışından verebiliriz. İsterseniz Seryu zaman rulesinin A1 ucundan M kontaktörünün A1 ucuna enerji verebiliriz. Biz şimdi Seryu'nun A1 ucundan bir tane kablo alıyoruz. M kontaktörünün A1 ucuna getiriyoruz. Seryu zaman rulesinin A1'ini önce gevşeltiyoruz. Bunu çıkartıyoruz. Aynı yere bir tane daha kablo bağlıyoruz. Bu kablo ise M kontaktörünün A1 ucuna bağlayacağız. 3 tane kontaktörümüz var. M kontaktörü, yıldız kontaktörü ve üçgen kontaktör yapalım. Biz Seryu'nun A1'inden gelen kablomuzu M kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. M kontaktörün çalışması için A2'sine ise mavi kablomuzu bağlayıp aşağıdaki nötr dağıtım klemensine getiriyoruz. M kontaktörünün A2'sinden gelen mavi kablomuzu nötr dağıtım klemensine bağlıyoruz. Şimdi kumanda sigortasından bir tane kablo çıkartıyorum. Kumanda sigortamız bizim buradaydı. Buna bir tane daha kablo giriş yapıyorum. Bunu ise Seryu yıldız üçgen rölesinin buradan gözüküyor. 2 nolu ucu ortak ucu yani kom ucu, 1 nolu ucu yıldız kontaktöre, 3 nolu ucu ise üçgen kontaktöre bağlıyoruz. Kumanda sigortasından çıkan kablomuzu şuradaki ortak kom olan 2 nolu uca giriş yapıyoruz.
Ardından bir nolu ucumuzdan çıkıyoruz. Şöyle bir nolu ucumuzdan çıkış yapalım. Yıldız kontaktörünün A1 ucuna. Ortadakini biz yıldız kontaktörü yapmıştık. Yıldız kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. Yıldız kontaktörün çalışması için A2 ucuna ise mavi kablomuzu bağlıyoruz ve dağıtım klemensimize bağlıyoruz. Yıldız kontaktöründen gelen kablomuzu nötrünü nötr dağıtım klemensine bağladık. Daha sonradan 3 nolu ucumuz bizim üçgen kontaktörüne gidecek olan ucumuzdu. Şöyle 3 nolu klemensimize biz bir tane kablo geliyoruz ve üçgen kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. Üçgen kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. Üçgen kontaktörünün çalışması için ise A2 ucuna mavi nötr kablomuzu bağlıyoruz ve nötr dağıtım klemensine giriş yapacağız. Üçgen kontaktöründen gelen nötr kablomuzu ise dağıtım klemensimize bağlıyoruz. Ve böylelikle bağlantı bitti. Şimdi enerji vererek devremizi deneyelim. Şimdi arkadaşlar, anahtarı çevirdiğin zaman servo devreye girecek. Servo devreye girince üçgen kontaktörü çekecek. Üçgen kontaktörü birlikte yıldız kontaktörü çekecektir. Burada yıldız kontaktörünün devrede kalma süresi var. Bir de yıldıza üçgene geçme süresi var. Bunun detaylı bir videosunu sizlere oluşturdum. Videonun açıklama kısmına koyacağım. Şimdi anahtarı çevirdim. Üçgen kontaktörü çekti, yıldız kontaktörü çekti. Burada yıldız kontaktörü çektiğini bizlere gösteriyor. Zaten enerji gelince cihazımızın 10 yeşil ışığı yanmaktadır. Daha sonradan yıldızı bırakıyor ve üçgen kontaktörünü devreye sokuyor. Burada da üçgen devrede olduğunun yeşil olarak bizlere gösteriyor. Anahtarı bıraktığımız zaman ise devremiz duruyor. Şimdi kontaktörlere yakından bakalım. Anahtarımı çeviriyorum. Ana kontaktörü girdi, üçgen kontaktörü devreye girdi. Bakın şu pimler solda, yani bir konumunda, bu sıfır konumunda. Burada da yıldız kontaktörü çektiğine dair bizlere kırmızı ışık olarak gösteriyor. Daha sonradan bakın yıldızı bıraktırıyor, üçgene çekiyor. Ana kontaktörü ile üçgen kontaktörü çekmeye devam ediyor. Ve burada üçgen kontaktörü çektiğini bizlere ışık ile gösterdi. Daha sonradan biz anahtarımızı bıraktığımız zaman artık devre komple duracaktır. Biz burada neyi yanlış yaptık? Biz normalde buradaki projeye bakarak biz atıyorum yıldız kontaktörüne direkt girdik. Ama üçgen kontaktörünü kapalı kontağın üzerinden getirebilirdik. Yani tedbirimizi alabilirdik. Ya da şu araya birleştirerek araya mekanik kitleme kullanabilirdik. Bizim servo zaman rulosu bozulur ise aynı anda yıldız ve üçgen kontaktörü çekerse bir sorun yaşayabiliriz. Şimdi diğer devrimi nasıl yapmamız gerekiyordu? Sizlere bunun uygulamasını gösteriyorum. Kafa karışmaması için öncelikle üçgen kontaktörünün A1'ini söküyorum. Buradan da üçgen kontaktörünün giden kablomuzu çıkartıyorum. Elimize ne kaldı? Yıldız kontaktörün bağlantısı. Bunu da A1'ini söküyoruz. Buraya sökmeye devremiz devam edeceğiz. Burada bize diyor ki bir nolu ucumuz yıldız kontaktörüne gidecek. Bu bizim üçgen kontaktörümüz. Bu yıldız kontaktörüne gidecek olan kablomuzu üçgen kontaktörünün NC ucuna bağlıyoruz. Üçgen kontaktörünün NC çıkış ucundan çıkıyoruz. Yıldız kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. Biz burada ne yaptık? Üçgen kontaktör çekerse buradaki kapalı kontağı açacak ve yıldız kontaktörünün çalışmasını engelleyecektir. Şimdi aynısını üçgen kontaktör için de yapalım. Servo zaman rölesinin 3 nolu ucu bizim üçgen kontaktörüne gidecek olan ucumuzdu, klemensimizdi. Şimdi buradan kablomuzu alıyoruz. Bu kabloyu biz yıldız kontaktörünün kapalı kontağına bağlıyoruz. Yıldız kontaktörünün NC kontak ucuna bağlıyoruz. NC kontak çıkışından ise A1'ine bağlantı yapacağız. NC kapalı kontağından çıkıyoruz. Üçgen kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. Bağlantı bu şekilde.
Kumanda sigortlarımı açtım. Enerjiyi verdim. Ana kontaktör çekti. Yıldız kontaktörü çekti. Yıldız kontaktörü kalma süresini hesaplıyor. Süresi geldiğinde yıldız kontaktörünü bırakacak. Üçgen kontaktörünü devreye sokacaktır. Bakın. Ben pime basıyorum. Yani kontağı açıyor. Açtığı gibi üçgen devre dışı bırakıyor. Buradaki amacımız ise yıldız kontaktörü çekerken buradaki kontağı açacak üçgen kontaktörün çekmesine izin vermeyecektir. Ya da üçgen kontaktör çekerken burada kullanmış olduğumuz kapalı kontağı açacak bizim yıldız kontaktörümüz çekmesine izin vermeyecektir. Bu esnada biz bir koruma devresi yapmış oluyoruz. Şimdi anahtarımız tekrar sıfır koruma çekiyorum. Tekrardan startı veriyorum. Startı verdik. Ana kontaktör çekti. Yıldız kontaktör çekti. Süremizi sayıyor. Daha sonra yıldızı bırakacak. Üçgen kontaktörü devre sokacak. Ta ki sistem durduğuna kadar üçgen olarak çalışmaya devam edecektir. Sıfır konumunu aldım. Anahtarı çeviriyorum. Ana kontaktör devreye girdi. Yıldız kontaktör devreye girdi. Burada yıldız kontaktörü devrede olduğunu kırmızı ışık olarak bizlere gösteriyor. Süremiz sayıyor. Süre sonunda yıldız devre dışı bırakıyor. Üçgeni devreye sokuyor. Üçgen devreye girdiyse üçgen işaretinin üstünde yeşil ışık yanmaktadır. Ana kontaktör ile üçgen kontaktörü birlikte çalışıyor. Biz anahtarımızı çevirene kadar motor üçgen bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizlere hem korumasız yani kapalı kontakları kullanmadan bir devre oluşturdum. Aynı video içerisinde bir de korumalı bir şekilde devremizi oluşturduk. Aklıma gelince bilgilerimi sizlere tazelemeye çalışıyorum. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.